Merhaba. Riyaz-ı Salihin adlı eserde oruçla ilgili bölümleri okumaya devam ediyoruz. 222 nolu bölüm. Oruç açmakta acele etmek. Oruç açmakta acele etmenin fazileti ne ile oruç açılacağı ve oruç açıldıktan sonra yapılacak dua. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç açmakta acele ettikleri sürece Müslümanlar hayır üzerine yaşarlar. Buhari, Müslim, ayrıca Tirmizi, İbn-i Mace. Yine Ebu Atiye dedi ki, ben ve Mesruk Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gittik ve ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmazlar. Ancak bunlardan biri akşam namazı kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor. Diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor dedi. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir diye sordu. Mesruk da İbni Mesud kastederek Abdullah cevabını verdi. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı dedi. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Yine bir başka hadiste 1238 nolu hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta acele davrananıdır. Hadis Tirmizi'de yer almıştır. Yine 1239 nolu hadis Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece doğudan geldi de gündüz batıdan gitti ve güneş kayboldu mu oruçlu derhal orucunu açar. Buhari, Müslim ve Tirmizi. Yine bu konuda bir başka hadis, 1240 nolu hadis. Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir seferde beraber bulunuyorduk. O oruçluydu. Güneş batınca oradakilerden birine ey filan haydi binitinden in de bize sevik karıştırıver buyurdu. O ey Allah'ın Resulü keşke geceyi bekleyeydin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey filan haydi binitinden in bize sevik karıştır buyurdu. Adam yine henüz gün devam ediyor dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine haydi ey filan haydi binitinden in bize sevik karıştır buyurdu. Bunun üzerine adam indi ve oradakiler için sevik karıştırıp çorba hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu içti. Sonra eliyle doğu tarafını işaret ederek şöyle buyurdu. Gecenin bu taraftan belirdiğini gördünüz mü? Oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir. Buhari, Müslim, Ebu Davud. Yine 1241 nolu hadiste sahabeden Selman İbni Amr Eddebi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su temizdir. Hadis Ebu Davud, Tirmizi ve ayrıca İbn-i Mace'de yer almıştır. 1242 nolu hadis Enes radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazdan önce birkaç tane hurma ile orucunu açardı.
taze hurma bulamazsa kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su içerek iftar ederdi. Ebu Davud, Tirmizi. Evet, bu arada oruç açmakta acele etme.